Merhaba canlarım. Merhaba arkadaşlarım benim. Bir fıkrayla başlayayım mı bu gece sohbetime? Öyle komik falan değil he. Siz bakmayın ben her fıkraya gülerim zaten kendim de anlatsam. Ben gülmeye bahane arıyorum abi kapı gıcırdasa gülüyorum. Gülmek istiyorum. canlarım benim. Allah sizi de gülmekten ayırmasın inşallah. Bir fıkra atayım, Bir politikacıyla bir diplomat fıkrası anlatayım müsaadenizle. Eh o halde başlayayım. Efendim bir diplomat, bir politikacı arasındaki ilişkiyi anlatan güzel bir kısa bu aslında fıkra da değil. Politikacımız tabii ki erkek. <laughs> Ama hangi erkek? Günümüz günümüz iktidarına yakın bir erkek. Yani bir günümüz iktidar politikacılarından biri. Eski'nin geçmişin Zarif, daha doğrusu bugünkü muktedir iktidar tarafından <laughs> dışlanmış zarif bir diplomat hanımefendinin sürekli peşinden koşuyor. Yani tavlamak onun en azından bir kez olsun yemek yemek istiyor. Hanımefendi de her seferinde reddediyor bunu. Ama politikacı yüzsüz, politikacı arsız, politikacı istemekten bıkmıyor bıkmaz. Sürekli sürekli hanımefendiyi ısrarla ısrarla taciz ediyor. Sonunda hanımefendiye bıkkınlık geliyor. Peki diyor. Sizinle bir yemek yiyelim diyor. Politikacı arabama binmekten herhalde çekinmezsiniz diyor. Diplomat hanımefendi niye çekinecekmişim diyor ve politikacının kullandığı arabaya diplomat hanımefendi biniyor. Ankara dışına çıkıyorlar. Yol tenhalaşıyor. Bayağı bir tenhalaşınca politikacı eyvah diye bağırıyor. Mağdur ya abimiz. <laughs> Diplomat hanımefendi son derece sakin. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kötü bir şey mi var yoksa diyor. Hiç sormayın hanımefendi diyor. Otomobilin benzini bitti diyor. Diplomat hanımefendi her zamanki sükunetiyle elindeki büyük kocaman çantasının içine elini daldırıyor. Çantanın içinden irice bir şişe çıkarıyor. Politikacının gözleri fel fecr okuyor keyiften neşeden. Viskiyle geldiniz öyle mi diye soruyor hanımefendiye. Diplomat hanımefendi cevap veriyor. Hayır içinde benzin var her ihtimale karşı. <laughs> Kasabalı politikacı, kasabalı politikacı bilhassa son 12-13 yıldır aşağıladı, monşer dediği erkekler için ne hani var ya papyon kravat takıyorlar böyle güzel şallar atıyorlar zaman zaman boynlarına ipek şallar. Aşağıladığı, saf, beceriksiz olarak nitelendirdiği diplomatlarımızı kovan bu günümüz iktidar politikacıları kendilerini çok uyanık sanıyorlar. Haliyle tabii diplomat hanımefendileri de aynı şekilde saf, beceriksiz, matmazel <laughs> olarak tanımlıyorlar. Çok kolay Tonga'ya bastırırım ben bunu. Hemen yerim abi. <laughs> Gördünüz. Hanımefendi benzinle gelmiş. Başına gelebilecekler düşünüyor. Tahmin ediyor. Çünkü neden? Önceden her şeyi biliyor. Kasabalı politikacının deneyi görmeden paçaları sıvadığını öğrenmiş kendi kendine gelin güvey olacağını biliyor. Kafasında bin tane tilki dolaştırdığının farkında. Ama tilkilerin kuyrukları hepsini birbirine böyle geçmiş. Oysa rahmet İsmet Paşa'nın, rahmetli İsmet Paşa'nın Paşa kuyruklarını kırkının da birbirine değmediği tilkiler dolaştığı söylenirdi kafasında. Ya işte canlarım benim. <laughs> sözü sözü Tahran'a getirmeyeceğim. Hayır Tahran bitti artık. Rezil olduk. <laughs> Rezil olduk. İşin kötüsü de bugün Ruslar tekrar İdlib'i vurmaya başladılar. Ruslar vuruyor İdlib'i. Esad değil. Esad girerse zaten kara ordusuyla girecek. Ruslar havadan vuruyor. Bizim Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor. Saldırıları durduracağız. Rejimi yaptığı bu saldırıları durdurmaya niyetliyiz. Arkadaş rejimi saldırdı falan yok. Rejim şu anda bekliyor. Rusların bombardımanının bitmesini bekliyor. İçerideki terör gruplarının çökmesini bekliyor. Ondan sonra saldıracaklar. Sen neden Putin'e ya da Rusya'ya sesini çıkaramıyorsun bakayım benim Dışişleri Bakanım? He, neden sesini çıkaramıyorsun? Pompidou'ya bağırdığını çağırdığını ballandıra ballandıra anlatıyorsun sağda solda. Ya da Sayın Cumhurbaşkanımız ey Trump çekiyor. Neden ey Putin diyemiyorsunuz? <laughs> Eğer şimdi idli bir hava saldırısını Amerikalı yapsaydı Amerikalılar yeri göğü birbirine katardınız. Neden? Ya Amerikalılar çünkü artık sizi ciddi almadığı için bağırırsınız, çağırırsınız, onlar da eh, biler geçerlerdi. Ama Rusya'ya bağırıp çağırmak biraz sıkıyor şu günlerde. Neden? E Rusya'ya bağırıp çağırırsanız ciddi alır Ruslar. Vallahi hiç ona şakadan mı kadar anlamıyorlar. <laughs> hiç şakadan anlamıyorlar ya. <laughs> Şakacıktan bir ateşkes istedik. Ne biçim laf etti <laughs> tövbe tövbe Benim canlarım, benim güzellerim. İşte bu fıkrayı diplomatla, diplomatla e, politikacı fıkrasını niye anlattım biliyor musunuz? Ya Türkiye'nin diplomatları samimiyetle söylüyorum. Bakınız bütün samimiyetle söylüyorum. Türkiye'nin en sağlam kurumu Dışişleri Bakanlığı'dır idi. En sağlam bakanlığı. Kim ne derse Çok kızarız, bağırırız, çağırırız, hakaret ederiz, darbeler yaptıkları için öfkeleniriz. Ama ne yazık ki Türkiye'nin diğer en en yetişmiş kurumu da askerler idi. Ne yazık ki öyleydi. Bir de darbe yapmasaydılar var ya, bir de darbeye kalkışmasaydılar o maceracılar tadından yenmezdi. Ama ne yazık ki, ne yazık ki Türkiye'de popülizmin yapılmadığı, bütçe açıklarının verilmediği, dev, ülkenin gerçekten devlet gibi yönetildiği dönemlere de baktığınız zaman askerlerin göreve getirdiği teknokratlar zamanını görüyorsunuz. Ne yazık ki böyle. Ne yazık ki. Türkiye o teknokratların devlet adamlığını gösteremeyen politikacılar tarafından yönetildiği için bu halde. Evet gidin bakın Kore'yi inceleyin, Japonya'yı inceleyin. Olağanüstü üstü teknokrat kadrolar göreceksiniz. Olağanüstü. üstü. Bizde bizde yok abi. Bizde genellikle Allah'ı dini kitabı Kur'an'ı kullanan, onun üzerinden, bayrak üzerinden hamaset yapan, bütün işleri güçleri iktidar olup bir gecede kamu bankasına sahip olmak, kamunun bütün bankalarına, bütün fabrikalarına sahip olmak, bir gecede koçtan sabancıdan eczacı başından zengin olmak hevesindeki politikacılar göreceksiniz. Öyle Abi 40 yaşında çocuk, 40 yaşında adam pardon, bakan oluyor. Bütün kamu bankaları ona bağlanıyor. Bir gecede diyelim ki Koç'tan çok daha zengin bir banka sahibi oluyor. Bir gecede oluyor. Aldığı 80 bin oyla. 80 bin oy alıyor. Bir gecede bütün kamu bankalarının sahibi oluyor. İstediğini alıyor, istediğini atıyor, istediğine para veriyor, istediğine vermiyor. Bu demokrasi değil. Hayır. Böyle demokrasi yok. Avrupa'da böyle bir demokrasi yok. Kamu bankalarının başındaki bürokratlar özel yetkilere sahiptirler. Öyle başbakan telefon edecek genel müdüre, yönetim kurulu başkanlarına falan hepsine. Verin şuna şu kadar kredi. Yok abi öyle. O başbakanın ağzına sıçarlar. Avrupa'da. Öyle 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 öyle, öyle kesek hadi yok. Onun için Avrupalılar da kişi başına milli gelir. En zayıfında 30 bin dolar. Zenginlerinde 110 bin doları bulan var. Bizde 7 bin dolar. Kişi başına milli gidir 7 bin dolar. Ya komedi, kara mizah gibi bir şey ya. Neden biliyor musunuz? İşte ülkeyi yöneten siyasetçiler, diplomatlar ve kurmay subaylar kadar yetişkin, entelektüel, birikim sahibi, zeki, deneyimli, stratejist olamadıkları için böyleyiz. Kasabada adam avukatlık yapmış, kazandığı dava bile yok. Kazandığı dava bile yok doğru dürüst. 3-5 tane boşanma davasına, 4-5 tane tapu davasına girmiş. Ama çevre yapmış kendisine. Bir yeni parti kurulmuş. Gel bakayım demiş. Seni de alalım partiye. Demişler çevresi var. Çok çevresi var. Bir bakmış, bakmışsınız adam Adalet Bakanı olmuş. Ya arkadaş sen daha boşanma davalarında başarılı olamadığında Adalet Bakanı nasıl olursun sen ya? Ondan sonra da verdiği demeçlere bakarsınız. Adaletle, hukukla, evrensel hukuk kurallarıyla hiç ilgisi yok. E benim. Bu demokrasinin arızası değil. Bu insanımızın arızası. Bu kültürümüzün arızası. Çünkü kültürümüz Arap ama medeniyetimiz Batı olamamış. Araplaşmışız ama batılı medeniyete sahip olamamışız benim güzellerim. Aha bugün eski bakanın çocuğu kayı düğünüyle evlendi. Evlenmesin mi? evlensin de arkadaş. <laughs> Fotoğraflarını görün bana hak Hepinizi gözlerinizden öperim.